Mutlu geceler efendim. Kanal Fırat ve Kanal E televizyonları ortak canlı yayınıyla son baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız, yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten 1'e canlı yayında ekranlarınıza getireceğiz. İlk bölümde canlı yayın konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Avukat Coşkun Çağlar Duran bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Yoğun bir gün yaşadınız bugün evet. Başkanım. Proje tanıtım toplantınız var idi, yoğun bir katılım ile evet. Gerçekleştirdiniz. Nasıl geçti tanıtım toplantısı? Aslında tanıtım toplantısının bugün işte hafta sonu olması, Ramazan olması ve öğle saatlerinden olması bizim için biraz şeydi, tedirgin başladı. Dedik işte yani katılım olur mu veya bir problem, bir aksilik çıkar mı? Ama yine dediğim gibi Ramazan olması ve günün öğle saatlerinde olmasına rağmen gayet coşkulu ve güzel geçti. Beklentilerin üstünde bir katılım oldu. Program gayet güzel geçti. Anlatacaklarımızı, projelerimizi tek tek paylaştık. Teveccüh de güzeldi. İnşallah sonuna kadar da böyle güzel gidecek. Evet, yoğun bir katılım vardı evet. Değil mi başkanım? Evet, yani? Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu şehirde köklü bir parti. Sürekli bu şehirde olmuş ama her şeyden önce sürekli dillendirdiğimiz üzere, tabii bu bir şehrin gerçeği. İlk defa bu kadar iddialı bir belediye seçimlerine girdi. Tabii ki böyle bir iddialı olunca da işte heyecanın olduğu yerde, hareketliğinin olduğu yerde katılım da çok fazla oluyor. Gayet güzel bir katılım vardı. Herkes mutluydu, herkes mutlu ayrıldı, herkes umutlu ayrıldı. Bu biraz da örgüt adına Elazığ'daki Cumhuriyet Halk Partisi'nde gönül vermiş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne inanan, güvenen vatandaşlarımız için bence biraz daha ateşleme noktası oldu. Bu 15 günü daha hızlı, daha güzel, daha verimli geçirmemiz konusunda bizim için çok güzel bir başlangıç, yeni bir başlangıç oldu. Malum artık 15 günlük, yaklaşık 15 günlük bir süre kaldı. Bu sürede daha sahada daha fazla olmamız gerekiyor. Daha çok çalışmamız gerekiyor. İşte bunu da ancak tek başımıza değil, bizimle beraber yol yürüyen, bize inanan herkesle beraber yürümemiz gerekiyor. Çok güzel bir motive oldu. Ben bu sürecin daha hızlı, daha güzel, daha verimli geçeceğine inanıyorum. Anladım. Başkanım tabii az önce şey söylediniz. İlk defa Elazığ'da bir yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi iddialı evet. dediniz. Nereden anlıyorsunuz bunu? Şimdi şunu test etmenin veya anlamanın değişik yolları var. Hı-hı. Nedir? Bir defa şehirde siyasetin nabzının attığı her noktada size karşı ilginin arttığını görüyorsunuz. Partiye karşı olan inancın, yapabileceklerinize olan güvenin arttığını vatandaş gösterdiği teveccühle bize ispatladı. Devamında iddialıyız çünkü genel seçimlerde Elazığ'da ciddi bir oy aldık. İddialıyız. Sokağın, şehrin nabzını artık çok çok iyi biliyoruz. İddialıyız. Çıkan anketlerde, uluslararası anket yapan firmalarda her geçen gün oy oranımızın arttığını görüyoruz. Bir de bu şehirde artık değişimin istediğini ve bu değişimin ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin getireceği bir değişimle gerçek anlamda değişim olacağını bu şehir kabullenmiş ve görmüş. Biz artık bunu görüyoruz. Yani sokakta gezerken eskiden Cumhuriyet Halk Partisi'ne en ufak bir şans bile vermeyen şehir şimdi artık bize de şans verir durumda oldu. Ciddi bir yarış. Bizle beraber yol yürüyen, bizle beraber bu seçim süresini geçiren diğer partiler bakıldığı zaman hepsi içerisindeki kişiler. Tabii ki bunlar her ne kadar farklı partilerde siyaset yapsak da bir sosyal hayatımız var. İyi kötü dostluk ilişkilerimiz var, arkadaş ilişkilerimiz var. Artık onlar bile bize Cumhuriyet Halk Partisi'ne şans veriyorlar. Sizin de şansınız var diyorlar. Sokak da bunu söylüyor. Rakamlar da bunu söylüyor. Ben ciddi anlamda bu sefer belediyeyi alma konusunda şansımızın çok yüksek olduğunu ve bu
artık sınır mı deriz, o kazanma noktasını mı deriz, oraya her geçen gün daha fazla yaklaştığımızı görüyorum. Tabii yani bunu daha önceki yerel seçimlerle de aslında kıyasladığımız zaman yani bu gözle görülür, yani benim de gördüğüm aslında toplumun tamamında gördüğü belki durum bu. Yani CHP yerel seçimlerde bir önceki yerel seçimlere göre yani bir tık daha iddialı, daha görünür. Haksızlık yapmayın, birkaç tık. Yani evet tabii yani onu şey lafın geçti söyledim. Evet. Yani daha iddialı, daha görünür bir pozisyonda. Yani bunu neye bağlıyorsunuz? Ya mesela bir milletvekilin olması bunu etkiliyor mu? Ya da işte sizin kamuoyu tarafından işte uzun yıllardır Elazığ'da tanınıyor, biliniyor olmanız, işte herkesin sizinle ilgili yani ortak düşüncesi, çok beyefendi bir insan. Yani bu etkili oluyor herkese mu? Herkese teşekkür ederim. Yani öyle ya, ben de daha önceki yayınlarımda da sizinle ilgili evet. bu düşüncemi ifade etmiştim. Yani bunlar etkili oluyor mu? Ya da işte diğer partilerdeki küskünlük, işte küskün seçmen size geliyordu, ondan mı etkili oluyor? Yani şimdi burada aslında en önemli sebeplerinden bir tanesi 2018'deki genel seçimde ittifakla da olsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradan bir milletvekili çıkarmış olması. O dönem Gürsel Bey Elazığ'a yeni gelmişti. 2018'de çok önceleri burada il başkan 95'li yıllarda tekrar aday olmuştu. Ondan önceki bir il başkanlığı süreci vardı ama aradaki mesafe süre çok fazlaydı. Gürsel Bey buraya geldi. İttifakla da olsa bence bu hem şehir adına hem kendisi adına hem parti örgütü olarak bizim adımıza bir şanstı. Hatta hatırlarsanız kendisi aday olduktan, adaylığı açıklandıktan, burada çalışmalara başladıktan yaklaşık bir ay sonra ittifak olayı ortaya çıktı. Yani kendisi bu ittifakı hesaplamadan, ittifakla ilgili planlama yapmadan aday olmuştu. İttifak oldu, ittifakla seçildi. Seçildiği süreçten sonra ilk 5 yıllık döneminde bu şehirde bir muhalefet partisinin milletvekilinin şehre neler katacağını herkes gördü. Bu Cumhuriyet Halk Partisi olunca, köklü bir parti olunca insanların güveni, insanların bu partiye bakış açısı da değişti. Devamında bakıyorsunuz o süreçte yaptığı işler. Bir sonraki seçimde aldığımız %105 oy, artık %105 oy. Bu şehirde Gürsel Bey'in bu süreci çok iyi yönettiğine, çok başarılı bir süreç getirdiğini gösterdi. Tabii bunu vatandaş da gördü. Devamında tabii bu bizim il örgütü olarak bizim de en büyük şanslarımızdan biriydi. Çünkü Gürsel Bey gerçekten bu şehirde önümüzü açtı. Bize insanlarla, vatandaşlarla, şehirle bir ortam sağladı. Nasıl bir ortam sağladı? Artık her yere rahatça girdik. Artık her yere çıktık. Her yerde herkese istediğimiz diyaloğu kurduk. Dertlerini dinledik, dertlerini anlattık. Bir de ben 2021 yılında il başkanlığı seçildikten sonra zaten sokaktan hiç çekilmedim. Şehirde iyi kötü ciddi bir kesimi bizi tanıyordu. Şehirden hiç kopmadık. Şehrin her sorununu, her sıkıntısında ön planda olduk. Dillendirdik, anlattık. Şehri sokak sokak karış karış gezdik. Herkesin sıkıntısını, problemini dinledik. Kendi önerilerimizi ilettik. Yani şehirle sürekli bu seçimler olmadan önce de zaten seçmenle diyalog halindeydik. Şehirdeki hemşehrilerimizle diyalog halindeydik. Tabii bu süreç içerisinde insanlar sizle diyalog kurdukça, insanlar sizle bir şeyleri paylaştıkça size olan bakış açıları da değişiyor. Size karşı olan tavırları da değişiyor. Sonuçta biz bu şehirle siyasi olarak bir araya gelme şansı yakaladık. Bu şansı kullandık. Bence buradaki en büyük etkenlerden bir tanesi Gürsel Erol'un geçirdiği başarılı bir süreç. Yani ilk dönemdeki o 5 yıllık süreci dolu dolu ve başarılı geçirmesi hem bizim hem partimizin önünü açtı bu şehirde. Ben değişim orada başlamıştı. Ben belediyede de devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekilini bu şehir denedi. Ne kadar doğru bir karar verdiğini gördü. Şimdi belediyede de aynı denemek yolundaki şey deneyecek. Şöyle söyleyeyim, özür diliyorum. Denemeyle bir şeylerin düzeleceğini, bir şeylerin farklı olacağını bence görecek bu seferde. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Gürsel Erol tabii hiç kuşkusuz yani bu seçimlerde de etkisinin olduğu aşikar.
Mesela dün katıldığı bir televizyon programında işte anketlerden de evet. bahsetti ve işte ittifak olursak bir seçme alırız CHP olarak dedi, ittifak olursa gibi bir cümle kullandı. Yani burada ittifaka ihtiyaç var mı, yoksa yani siz tek yok, başınıza... Yani ittifak derken onu bir düzeltmek çok değil ama ben anladığımı söyleyeyim size. Şöyle bir kelime kullandı. Dedi ki ittifak olursa, ama bu ittifak herhangi bir siyasi partiyle değil. O siyasi partiye gönül vermiş seçmenle. Yani biz yoksa herhangi bir partiyle ittifak yani şeyine girmeyeceğiz. Küsenlerin işte bir ya, partiye küsenlerin size gelmesi. Küsenlerin olur, kendi partisinin kazanamayacağını düşünür veya öyle bir şansı olmadığını düşünür. İkinci parti Cumhuriyet Halk Partisi olarak görür. Kazanma şansının onda olduğunu görür. Bir değişim istiyordur. Bu değişimin işte ikinci sırada güçlü kim varsa oyun üzerinden yapmak ister ki bu şehrin böyle hikayeleri de var daha geçmişte. Yani AK Parti'den veya o an o dönem iktidarda olan, belediye elinde tutan siyasi partinin dışında ikinci sırada hangi parti varsa ona yüklenerek değişimi sağlamak yönünde bir hikayesi de var bu şehrin. Mesela 56-57 seçimleri miydi? 52 de olabilir. Aynen, şeyde öyle. Atatürk Üniversitesi'nin Erzurum'a gitmesinden dolayı milletvekilinin evet yani burada bir aynen burada bir hamlesi yapabilen bir şehir. Burada da zaten ittifakı biz şehrin ittifakı. Burada tabii partiler olarak söylemiyorum. Yani herhangi bir partiyle ittifak yapıp ancak bu şekilde kazanır söylemi değil bu. Seçmenin üzerinde ona oy vermeye niyeti olan, ona oy vermek gibi bir fikri olan vatandaşın yapacağı kendi ittifakıyla olacağını söyledi. Ben ondan onu anladım. Gerçi bunu düzeltmesini tabii ki yapmak bana düşmez ama ben anladığım bu. Çünkü Gürsel Bey'le biz çok yakınız. Sürekli görüşüyoruz. Sonuçta bir strateji yürütüyoruz seçimle ilgili. Böyle bir şey asla konuşulmadı. Böyle bir ortam da yok zaten. Bizim buradaki yapmak istediğimiz ittifak vatandaşın yapacağı ittifak. Vatandaşın kendi düşüncesiyle, partisinin herhangi bir ittifakıyla değil de kendi ittifakıyla yapacağı bir karar üzerinden böyle bir ittifak söylemi oldu. Ya burada Gürsel Hoş şunu ifade ediyor. Yani diğer partilere küsenler, kızanlar, işte kafasında soru işareti olanlar biz oy verirlerse biz seçeceğiz. Belediye kazanacağız. Tabii ki. Yani şimdi bir gerçekçi konuşmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar büyük bir tabanı yok. Evet bir tabanımız var. Ciddi bir tabanımız var. Bu şehirde birçok partiden daha büyük bir tabanımız var. Ama sadece bizim tabanımızla bu seçimi kazanmamız mümkün değil. Bunun bir belediye seçimi olduğunu unutmamak lazım. Yani sizin burada yapacağınız tercih, yapacağınız oy verme fikriyatı kesinlikle ve kesinlikle siyasi görüşün dışında inanmakla olacak bir şey, projelerle olacak bir şey. Yani burada biz de biliyor, bunu her zaman konuşuyoruz. Sokakta bunu konuşuyor. Belki siyasetin içerisinde olmasak biz de bunu konuşacaktık. Her zaman şunu söylüyoruz. Diyoruz ki yerel seçimlerde parti değil daha çok isimler ve yapılacağı işler ön plana çıkıyor. Bu şehrin veya Türkiye'deki seçmenin böyle bir bakış açısı var. Çünkü bakıyorsunuz iki seçim arasında partilerin aldığı oy oranları birdenbire farklılaşıyor. Yani bu da bir gerçek. Şimdi biz de burada bu işi yapabilecek konusunda ne kadar istekli olduğumuzu, ne kadar doğru işler yapabileceğimizi anlatmakla alakalı olarak vatandaşımızı ikna edebilirsek, ben burada bu şehirdeki seçmenin kendi kafasında, kendi yüreğinde bir ittifak kurarak bizi destekleyeceğine inanıyorum. Anladım. Burada vatandaş ne durumda? Yani biz sizinle 15-20 gün önceki yayınımızda işte sokaktaki ziyaretleriniz esnasında neler yaşadığınızı, vatandaşların sizlere ne tür talepler olduğunu, ne tür sorunlarını aktardıklarını sormuştum ama şimdi evet. artık son sürece giriyoruz. Ya yani burada vatandaştan aldığınız hava ne? Onlar size neler söylüyorlar esnaf ziyaretlerinizde? Şimdi bir defa her şeyden önce bu şehrin ciddi bir seçmeninde artık değişim talebi var. Ciddi bir değişim istiyor. Niye? Son uzun yıllardan beri bakıldığı zaman hep aynı siyasi kültür, aynı siyaset tarzı, aynı belediyecilik anlayışı, aynı hizmette öncelik anlayışıyla süre gelen bir süreçten geçiyoruz. Artık bu şehirde özellikle son 30 yılını baz alıyorum çünkü ben son 30 yılını çok çok iyi hatırlıyorum. Ondan öncesini çok fazla hatırlamıyorum ama son 30 yılına gelen süre içerisinde bakıldığınız zaman siyasi kültür de aynı, siyasete bakış açısı da aynı, söylemler de aynı, belediyecilik anlayışı da aynı.
Şimdi bu şehir artık bundan bir yerde usandı. Bunda bir değişikliğe gitmek istiyor. Bir belediyecilik anlayışının değişmesini istiyor. Burada önemli olan şu, sizin değişimin kendinizin üzerinden olmasına ikna etmek. Şimdi şu andaki işte seçime giren birçok siyasi partinin, özellikle iddialı diyebileceğimiz birçok siyasi partinin geçmişine bakıldığınız zaman aynı siyasi kültürden gelen partiler. Yani burada çok bir şey değişeceğine vatandaş da inanmıyor, biz de inanmıyoruz. Biz de diyoruz ki siz daha önce bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiline oy vererek, meclise göndererek, sizi temsil etmesini sağlayarak bir değişim başlattınız. Ve en güzel tarafı, biz sokakta gezdiğimiz zaman, sorduğumuz zaman işte bize oy veren, Gürsel Bey'i destekleyenlerin söylemlerini, işte biz desteklediğimiz zaman soruyoruz, diyoruz ki pişman mısınız? Daha ben pişmanım diyeni duymadım. Yani evet, değişimin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu bu şehir artık gördü. Ben belediyede de bu değişimi istediklerini, bu değişimin ancak bizim üzerimizden olacağını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin getireceği değişimle gerçek anlamda bir değişim olacağını anlatıyorum. Ve bu şehirde de ciddi bir ilgi, ciddi bir teveccüh her geçen gün bize karşı arttığını da gözlerimle görüyorum. Yani sokakta da bu hissediliyor, kesinlikle, gezinize kesinlikle. Şansla diyorsunuz. Tabii ki yani hissediyorsun. Çünkü insanların size bakış açısı, dokunuşu, konuşması, açık açık söylemesi. Yani düşünün, bir siyasi parti bir yere giriyor, vatandaşlar bir araya geliyor. Eğer o vatandaş sizinle fotoğraf çekmek istiyorsa, sizin çektiğiniz, yani sizin kendi sosyal medyanızda paylaşacağınız bir fotoğrafta var olmak istiyorsa, orada görünmek istiyorsa, bu ciddi bir değişim demektir. Çünkü yani bu Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil mi? Birçok siyasi partide insanlar o siyasi partinin fotoğraf karesine görünmek istemiyor. Ama artık biz şehirde bunu görüyoruz. Yani bizimle fotoğraf çekmek isteyenler, bunu kendi sosyal medyamızda paylaşılmasını isteyenler bile var. Bu demek ki evet, bu şehirde bir değişim sağlanacak. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden olma noktasında şehirde ciddi bir beklenti ve ciddi bir destek var. Yani bu da sandıkta kendini gösterecektir diyorsunuz. Tabii ki. Yani büyük bir ihtimalle sandıkta beklentilerin üstünde gösterecek. Şu an beklentiniz ne başkanım? Yani beklentimiz şu. Şimdi bu şehirde aslında son zamanların dışında, son geçmiş yıllara bakıldığı zaman hep zaman iki parti. Belki bir dönem Hamza Bey ile Süleyman Bey'in döneminde, yanlış hatırlamıyorsam, bir üç adayın ciddi yarıştığı bir süreç olmuştu. Onun haricinde hep geçen süreçte iki adaylar yarışmışlardı. Yani bu şehirde herkes iki aday üzerinde tercih yapmak zorunda bırakılmıştı. Ama bu şehirde artık bugün bakıldığı zaman bir siyasi partilerin neredeyse tamamı çok ciddi adaylarla ve çok iddialı bir şekilde seçim süreci yönetiyor. Yani rakamların ben çok geçen seferki gibi fazla üst boyutlarda olacağını düşünmüyorum. Farkın. Tabii ki farkın da çok açık olacağını düşünmüyorum. Yani mesela geçen seçimlerde Şahin Bey 73 bin oy aldı, Bilal Bey 62 bin oy aldı. Ama bu iki rakama bakıldığı zaman 68 bin de alsaydı Şahin Bey seçiliyordu. Yani o sınır 68 bindeydi. Ben bu sefer bu sınırın çok çok altında olacağını düşünüyorum. Mesela 50 bin üstü alan seçilebilir. Yani 50 bin, 55 bin bandında belki seçilebilir diye düşünüyorum. Yani ben sokakta gördüğüm, işte anketlerde gördüğümüz, hissettiğimiz, insanların bize dokunuşundan veya insanlarla paylaşımlarımızdan hissettiğim, bu rakama en yakın parti biziz diye düşünüyorum. Anladım. Tabii burada genel seçimlerin de etkisi söz konusu olabilir. Çünkü yani bence ve işte siyasal bilimcilere göre, yani bir partiye oy vermiş seçmen, bir sonraki seçimlerde, mesela hiç o partiye oy vermemiş diyelim, bir kez verince sonraki seçimlerde oy verme ihtimali daha da arttığını ifade ediyorlar. Mesela evet, genel seçimlerde işte Cumhuriyet Halk Partisi Reza'da yüksek bir oy aldı. Tamam, yine ittifak vardı ama. Yani 57 bin civarında aldık şu andaki merkezde. 56 bin oy almışız işte son o seçimde, işte Han kendinin bağlanmasıyla diğerlerine yaklaşık 57 bin civarında bir oy aldık. Oyunuz var. Yani evet, buraya o 57 bin seçmenin size oy verme ihtimali çok yüksek. Çok sizin yüksek dediğinize göre. Evet, yani siyaset bilimcileri çok tabii öyle söylüyor. Bilimcilerin dediğine yani göre. Hiçbir partiye oy vermemiş seçmen
bir seçimde yani o parti yine oy vermeyebilir. Ama daha önceden bir parti oy vermişse bir sonraki seçimde ona oy verme ihtimali daha da yüksek oluyor. Yani bu bilimsel olarak söylediğiniz belki bilimsel olarak desteklenerek doğrudur ama ben bunu çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü bu şehirdeki seçmenin ayrı bir profili var. Nasıl ayrı bir profili var? Ben yerel seçimlerde il başkanıydım o dönemde. Bir de böyle ince şeyleri merak ederim. O dönem arkadaşlardan şöyle bir şey talep etmiştim. Dedim ki sandıklardan çıkan zarflar içerisindeki oyları dedim bir not alın. Nasıl? Çünkü aynı zarfta hem Cumhurbaşkanlığına hem milletvekiline oy kullanılıyor. Hı hı. Dedim ki şunları bir yazın. Birkaç pilot okul belirledik değişik bölgelerde. Orada liste sandıklardan çıkan dedim bana oy pusulalarını gösterin. Ve şu sonuç çıktı. Bu şehir de ciddi bir siyaset mühendisliği var. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir zarf açılıyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ne çıkıyor. Cumhurbaşkanı da Tayyip Bey'e çıkıyor. AK Parti'ye çıkıyor. Kılıçdaroğlu'na çıkıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ne çıkıyor. İşte Kılıçdaroğlu'na çıkıyor. Yani herkesin kendine göre bir siyaset hesabı var. Şimdi bu seçimde de dönüp bakıldığı zaman o zaman adaya İnanılmıştır, adaya verilmiştir. Bu seçim adaya doğru görülmez. Adaya vermemek için başka bir tercih yapılır. Bir de yerel seçimler genelde adaylar üzerinden giden bir seçim sistemi. Onun için bizim burada yani o günkü aldığımız 56 bin ya bizim artık kemik oyumuz diye düşünmemiz doğru değil. Hı hı. Biz o oyu muhafaza etmek için, o oyun üzerine koymak için elimizden gelen bütün gayreti ve çabayı gösteriyoruz. Bu bir net ama sizin her ne kadar siyaset bilimciler böyle bir şey yapmışlarsa da bizim ben bunu çok doğru bulmuyorum. Ya tabii o şeyi asla bırakmamak lazım. Tabii rehavete de kapılmamak tabii ki, lazım tabii, tüm tabii partiler ki için. Ya tabii mesela örnek veriyorum adam mesela hiç A partisine oy vermemiştir. Ama mesela izler der ki ya A partisinin işte A adayı çok iyi ben bu adaya oy vereceğim der. Götürür oyunu o adaya çok rahat oy verebilir. Mesela bakın, ben de şey yapmayacağım. Mesela ben işte 3 oy kullanılacak yerel seçim. 4 şey hangisi? Muhtarın mı? Muhtarlıkla birlikte. Ya partisi olmadığı için mesela ben tüm oylarımı bir partiye vermeyeceğim. Yani. İşte ben onu söylemek istiyorum. Ya şu an onu yani korkunç hikayeler çıkacak. Evet. Korkunç hikayeler çıkacak. Ama bu doğrusu da bu. Yani doğrusu niye bu? Yani sizin belediye başkanını doğru gördüğünüz kişi A kişisi olabilir. İl genel meclisinde doğru gördüğünüz kişi, hizmet edeceğine inandığınız kişi tamamen farklı bir partiden farklı bir kişi olabilir. Belediye için farklı bir kişi olabilir. Yani bu gayet doğru bir şey. Aslında burada bir körü körüne yani tabiri caizse Allah kabul etsin deyip tek bütün şeylere basmak değil de biraz da bu şehirde hizmet kim yapabilecekse, kime inanıyorlarsa, kime güveniyorlarsa ona oy verme konularında yapmaları daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü listelerde mesela meclis üyelikleri, il genel meclis üyelikleri oradaki isimler de önemli. Tabii ki. Ben bakacağım adam ne iş yapıyor işte seçilebilecek sıradakiler. Hepsi emekli memursa ya da hepsi iş insanıysa yani kusura bakma diyeceğim bu taraftaki liste bana daha mantıklı geliyor. Tabii ki. Şehre tabii daha ki katkısı olur diyeceğim. Tabii ona ki mesela örnek veriyorum. Birçok hemşehrimizin dediğiniz gibi Elazığ'da buna dikkat edeceğini düşünüyorum. Tabii ki tabii ki. Başkanım projeler. Şimdi projelerinizi bugün tanıttınız. Aslında geçtiğimiz günlerde canlı yayınımızda da konuştuk ara ara ekranı da geliyor. En iddialı olduğunuz proje hangisi başkanım? Aslında sosyal projelerin yani hepsinde iddialıyız. Niye diyeceksiniz? Çünkü bunların hepsi denenmiş, önceden yapılmış, diğer belediyelerimiz tarafından yapılmış. Hepsinin nasıl yürüyeceği, nasıl yapılacağı, hangi kanunlarla destekleneceği veya hangi şekilde bütçe ayarlanacağı örneklerle elimizde mevcut. Onun için biz bu sosyal projelerin tamamını ilk bir ay içerisinde harekete geçirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Şimdi burada aslında projeler arasında çok ayrım yapmak doğru değil ama benim için önemli olan hangi proje derseniz en basitinden kreş ve emeklilerle ilgili kısmı ben öncelik sağlayacağımı sözünü buradan veriyorum. Çünkü bunların beklememesi gereken, bunların acil olan projelerimiz. Özellikle emeklilere vereceğimiz o aylık 2000 lira maddi destek bence bugün verilse daha kıymetli. Yarını bekletmemek gerekiyor. Tabii ki ama bu seçim süreci şu andaki mevcut belediye başkanımız bu yönde bir inisiyatif kullanmadı ama bunu bekletmemek lazım. Bu
projenin bir an evvel hayata geçirip emeklilere bu desteğin acilen verilmesi lazım. Açlık sınırının altındaki Elazığ'daki her emekliye, değil mi? Evet. Elazığ belediye. Ek gelir olmayan. Ek gelir olmayan. Tabii anladım. Ki. Yani kira geliri vardır, başka bir yerde çalışıyordur. Yani bunun artık o 10 bin liralık, 10 bin küsur liralık olan sınırın altında değil, artık üstündedir. Bizim iyi önceliğimiz altında olan. Siz önce bunu bir yapalım, tabii sonra ki. Diğer tabii ki, tabii ki. Öncelik bu. Yani önce şimdi 10 bin lira geliri olanla 20 bin lira geliri oranı eşit tutamazsınız. Bu tabii. Adil bir bakış açısı değil. Eşit olması yeterli değil. Adil olmak lazım. Yani siz 10 bin lira geliri olan emekliyle 20 bin lira, 30 bin lira geliri olan emekliyi aynı torbaya koyamazsınız. Burada acil olan ihtiyacı, bu rakama ihtiyacı olan, bu desteğe ihtiyacı olan tabii ki herhangi bir ek geliri olmayan, sadece 10 bin lirayla geçinmek zorunda olan emekli. Bizim önceliğimiz o. Hemen onu öncelik olarak onların üzerinde bir çalışma yapacağız. Bu desteği onlara ulaştıracağız. Anladım. Bunu nasıl belirleyeceksiniz? Yani ve bütçe buna yetecek mi? Yani bu bütçenin aslında yetmesi veya yetmemesi durumu çok rakamsal olarak baktığınız zaman bu rakam üst üste koyduğunuz zaman Elazığ Belediyesi'nin bütçesi için çok ciddi bir rakam değil. Yani karşılanabilir bir rakam. Bunun kaynaklarını ilk başta belediye bütçesinden vereceğiz ama daha sonraki süreçlerde bu özellikle belirttiğimiz sosyal projeleri üst üste koyduğunuz zaman bundan gelen kaynakları buraya aktaracağız zaten. Yani bunun kaynağını da oluşturacağız zaman içerisinde. Hmm. Ama ilk etapta belediyenin öz bütçesinden bunları yapmak zorundayız. Bir sonraki önemsediğiniz, yani öncelik vereceğiniz aslında, yani faaliyeti hemen geçirmeye planladığınız kreş dediniz. Kreşler. Kreşler, çünkü kreşler benim için şu noktada önemli. Bu şehirde kadınlarımızın ciddi bir potansiyeli var. Nasıl potansiyeli var? Kadınları artık bizim sosyal hayattan çekip alıp artık üretime katkı verecekleri hale getirmeliyiz. Diğer bahsettiğimiz projelerde de mesela en basitinden dikim evi. Dikim evindeki çalışacak bayanları, burada çalışacak, istihdam sağlayacağımız kadınların en azından çocuklarını bırakacak sosyal hayatı sağlamaları için, çocukların kendi eğitimlerini tamamlamaları için kafalarının rahat şekilde güvenerek bırakacakları kreşleri oluşturmamız gerekiyor. Hmm. Çünkü biz bir yandan kadınlara istihdam sağlamak için birçok projeyi açıklıyorsak, burada da kadınların buraya rahat ulaşımını, kadınların buraya kafaları rahat bir şekilde gelmelerini sağlamak için en azından çocuklarını rahatça bırakabilecekleri ve bu bıraktıkları yerde istedikleri eğitimi de alacakları yerlerin hazırlanması lazım. Üniversite öğrencileriyle ilgili bir programımız var. Onlara aşevi kuracağız. Yani buradaki aşevini kurmamızın iki amacı var. Birincisi, bu şehirde ciddi bir üniversite var. Evet. Her geçen gün Türkiye sıralamasında üst segmentlere çıkıyor. Hı. Sürekli üst sıralara geliyor. Şimdi burada Elazığ'da bu üniversiteyi cazip haline getirmemiz lazım. Burada tercih konusunda, burada insanların Elazığ Fırat Üniversitesi'ni seçme konusunda cazip hale getirmemiz lazım. Tamam, üniversitemiz özellikle mühendislik bölümlerinde çok başarılı bir üniversite. Yani dün, yanlış hatırlamıyorsam, dün üniversitede bir profesörümüz çok ciddi bir ödül aldı. Evet. Çok önemli bir proje imza attı. Evet, çok önemli bir projeye imza attı. Yani böyle başarılı akademisyenlerin olduğu bir üniversite. Bunu cazip hale getirmemiz lazım. Bu şehir diğer şehirlere göre cazip, nasıl cazip? Bir, sizin İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bu ekonomi durumda okutacağınız bir öğrenciyle Elazığ'daki okutacağınız bir öğrencinin giderleri aynı olmayacak. Elazığ daha cazip bir yer. Yani İstanbul'daki kiralarla Elazığ'daki kira aynı değil. Veya İstanbul'daki günlük yaşamda harcayacağı parayla Elazığ'daki harcayacağı para aynı değil. Bunlar bir cazibe. Ama bunun yanında bizim burada Fırat Üniversitesi'ne destek olmak için bu şehire yeniden dışarıdan öğrenci getirip şehrin ekonomisini biraz daha canlandırmamız için bu şehri tercih edilmede biraz daha cazip hale getirmemiz lazım. Burada da belediye olarak bu işi üstlenmemiz gerekiyor. Yani bu işin sadece Fırat Üniversitesi'nin işte öğrencilerine destek veya Fırat Üniversitesi'ne destek olarak düşünmemek lazım. Buraya gelen her bir öğrenci, burada harcadığı her para bu şehre katkıdır. Şehrin özellikle esnafa. Esnafa katkıdır. Yani bunu da düşünmemiz lazım. Bunu da planlamamız lazım. Devamında diğer projelerimiz içerisinde kütüphane olsun, kırtasiye yardımı olsun,
halk ekmek olsun, halk süt olsun, halk su olsun. Bunlar çok ciddi. Bu sütü nasıl yapacaksın? Mesela halk süt projeniz var. Şimdi bu süt alıp yani süt projesinde üreticiden tedarik edeceğimiz sütleri tabii ki bu sütleri aldığımız zaman bunları poşetlere veya satıldığı o kutulara paketleyip satmayacağız. Bunu veya dağıtmayacağız. Bunu yapacağımız şekil şu olacak. Bu bir defa bir tesisten geçecek. Burada pastörize edilecek. Ciddi bir tesis kurulacak ve bu tesiste kurulduğu zaman istihdam sağlanacak. Biz aldığımız sütün tamamını dağıtma gibi bir planlamamız yok. Biz bu sütün aldığımız sütün tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Yani 3 ile 6 yaş arasında çocuğu olduğu ailelere ulaştıracağız. Devamında bu tesis sadece bunu yapmayacak. Burada belediye gelir olması akabinde ve bizim o başlattığımız diğer bir projemiz olan mahallelerdeki kuracağımız marketlerde bu sütlerin satımını da yapacağız. Yani hem ücretsiz belirli bir yaş grubuna dağıtacaksınız. Evet. Hem bu sütün, belediyenin ürettiği sütün satışını yapacaksınız. Tabii tabii, belediye ürettiği sütün satışını yapacağız. Bu niye bunu yapmak istiyoruz? Bunun iki konusu var. Birincisi, 3 ile 6 yaş arasındaki ailelerin çocuklarına destek olabilmek. İkincisi, burada bir istihdam yaratmak ve bu istihdamın devamında üreticinin sütünü nereye vereceği konusunda kafasında bir problem olmayacak. Siz üreticiye en kötü ihtimalle belediyenin alacağını hissettirirseniz ve belediye gibi bir kamu kurumundan hiçbir sıkıntı olmadan orada alacağının garantili olduğunu görürseniz, yani bir batık paranın olmadığını görürse bu üretici tesislerini büyütecek. Belki hayvanlarını artık süt hayvanlarını kesmek zorunda kalmayacak. Bu da tabii ki pazarı genişletecek. Üreticimize bence yapabilecek en büyük desteklerden biri de bu olacak. Bu halk süt kısmı. Evet. Bununla birlikte halk ekmek ve halk su fabrikaları da var. Evet. Yani aslında burada hem işte sosyal belediyecilik yapılıyor hem de istihdam alanı. Tabii ki yani. Yoksa bunun belediyenin tek başına böyle bir sosyal proje adı altında bunu karşılaması beklenemez. Yani bunu kendi içerisinde desteklememiz lazım. Yoksa burada sadece belediyenin öz bütçesinden bunları karşılarız dersek bu belediyeye haksızlık olur. Kesinlikle ve kesinlikle bunlar bir yandan da kendi kendini destekleyecek. Mesela biz halk su diyoruz. Burada Elazığ Belediyesi'nin kendi markasıyla, kendi tesislerinde üretilen bir su, birincisi vatandaşa ucuz su ulaştıracak, içilecek su ulaştıracak. İkincisi, biz bu suyu diğer şehirlere pazarlayarak, özellikle bizim belediyelerimiz üzerinden bir kurduğumuz o kooperatif ağının üzerinden diğer belediyelere veya diğer yerlere sattığımız zaman, düşünün, Elazığ Belediye Su diye bir marka. Elazığ Belediye Su diye bir marka bir defa şehrin reklam yüzü olacak. Tabii ki buradan da bir gelir olacak. Bu da gelir kendi içerisinde kendisini çevirecek. Burada hem halka destek olacağız, ucuz suya kavuşturacağız, hem de şehrin reklam yüzü olacak. Devamında halk ekmek diyoruz. Evet, bu şehirde aslında çok ciddi bir talep var. Ciddi bir talep var, ciddi bir beklenti var. Neredeyse adayların tamamı bu halk ekmeği dillendiriyor. Demek ki bütün adaylara da halk ekmekle ilgili bir beklenti geldiğini görüyoruz. Evet, halk ekmekle ilgili bir çalışma olacak. Aslında bu bildiğim kadarıyla bu belediye meclisinden de geçmiş. Belediye meclisinden de geçmiş, ancak hala hayata geçirilmemiş. Bu biraz daha kolay olacak gibi gözüküyor. Bir an evvel bunu da hayata geçirip aslında burada sadece ekmek olarak düşünmemek lazım. Un ve unlu mamullerinin birçoğunun, birçok kalemde olan mamullerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunu da bir an evvel vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Şimdi bu şey var mesela sizin şeylerinize bakınca, projelerinize kapalı pazar yerleri diyorsunuz. Evet. Mesela şeyden ben yayında çok şikayet aldığım için ifade ediyorum. Mesela pazartesi pazarının yeri inanılmaz bir şekilde trafiğe neden oluyor ve orası aslında işte bir hastane güzergahıydı, yol güzergahı, ambulans güzergahıydı. Evet. Mesela orada mı bunu yapacaksınız ya da yerleri belirlediniz mi kapalı pazar yerlerini? Şimdi kapalı pazar yerleri mevcutlar üzerinden bir plan planlamamız var. Bir de şu anda açık olan pazarlar üzerinde bir planlamamız var. Mevcut kapalı olan yerlerde biraz daha oraları hem sağlıklı bir koşul
getirmek, hem can ve mal güvenliğini arttırmak için orada birçok çalışma yapacağız. Pazar yerleri olmayan, yani kapalı olmayan mahalle aralarında, sokak aralarındaki yerlerde o bölgelere yakın yeni alternatif yerler ortaya çıkaracağız. Hı hı. Bu yeşil alanla, yeşil alan şeklinde olabilecek alanlarımızı farklı bir çalışmayla pazar yerine dönüştüreceğiz. Ama dediğim gibi bu mahalle içerisinden birçok yerden o bölgeye en yakın yerlerde alternatif yerler üretip bu pazarları zaman içerisinde kapalı pazar olarak oraya taşıyacağız. Hı, anladım. Taziye evlerinde yemek ikramı. Evet. Ya bu gerçekten geçtiğimiz yerinde konuşmuştuk. Özellikle acılı günlerde ilk gün yemeği belediye olarak biz taziye evine göndereceğiz diyorsunuz. Bununla birlikte belediye personellerinin işe alımı nasıl yapacaksınız? Şimdi belediye personelinde işe alımı biz farklı bir boyut getireceğiz. Nasıl? Biz her zaman liyakat, liyakat, liyakat diyoruz. Bugün yine de liyakat diyoruz. Yani şimdi sizin belediye olarak çalışmak, belediye olarak yapacağınız projeleri, anlattığımız projeleri, yapacağımızı iddia ettiğimiz, yapmak istediğimiz projeleri hayata geçirmemiz için bir defa bu işi uzman kişilere ihtiyacımız var. Bizim artık işte filanın dayısı, filanın yeğenini tanıyor diye böyle bir sistem içine girmeyeceğiz. Bir defa kesinlikle ve kesinlikle liyakat olacak. Yapacağı işte uzman olan kişiler olacak. Çünkü bu projeleri hayata geçirmemiz için bizim uzman kişilere ihtiyacımız var. Halk ekmek fabrikasında çalıştıracağınız birine biraz da ekmek üretimi bilmesi lazım. Kesinlikle. Yani Ahmet'i tanıyor, Mehmet'i tanıyor diye olmayacak. Ha, burada da şöyle olacak. Fırıncılar odasıyla konuşacağız. Bu işi bilen, işte yaşıdır, sağlık şeklidir, uygun kim varsa fırıncılar odasından liste isteyeceğiz. Deneyimine bakacağız. Bu kişileri alacağız. Yani hayatında fırına girmemiş, ocağın önünden geçmemiş, hamura eli değmemiş birini sırf birileri tanıyor diye alıp burada fabrikada çalıştırmayacağız. Süreç bu şekilde ilerleyecek. Bizim için önemli olan süreci doğru götürmemiz, en kısa sürede bu projeleri hayata geçirmek ve doğru bir şekilde geçirmek. Bunun için de liyakatlı, işi bilen, işi belli bir deneyim kazanmış kişiler üzerinden yapmamız gerekiyor. Onun için kesinlikle ve kesinlikle işe alımlar deneyimli ve profesyonel kişiler üzerinden olacak. TOKİ mahallelerinde ticari alanların artırılması. Evet, bu çok önemli. Bu çok önemli. Çünkü tabii ki siz de bu şehirde yaşıyorsunuz. Evet. Bu şehirde ben her programda bunu söylüyorum. Bu şehrin kendine göre bir yerleşim hikayesi vardı. Yani üniversite mahallesinde yaşananlar belli kişilerdi. Evet. Mustafa Paşa'da, Rüstem Paşa'da, Rızaiye'de hep oturanlar belirli bölgenin insanlardı. İyi kötü kendi birbirlerini tanıyorlardı ve kendi bir sosyal çevreleri oluşturmuştu mahalle düzeyinde. Ama TOKİ'nin özellikle deprem sonrası yaptığı bu yeni oluşturduğu mahallelere bakıldığı zaman burada farklı bir şey yaptılar. Farklı bir uygulamaya geçtiler. Her mahalle yapıldı. Bir harmanlama yapıldı. İşte belki ihtiyacı olanı, belki süreç olarak doğru olan oydu, yapmak gerekenler oldu. Artık bunu konuşmanın bir anlamı yok. Olan oldu. Olan oldu. Nedir? Bundan sonraki süreçte bu mahalleleri biraz daha canlandırmamız lazım. Nasıl canlandırmamız lazım? Bunu hem işte diğer projelerimizle besleyerek, işte kültürel yapısıyla ilgili hani kuracağımız tiyatrolar, gezici tiyatrolar veya sosyal aktivitelerin dışında bir de bu bölgelerde insanlara bir yaşam şartları oluşturmamız lazım. Yani düşünün şu anda özellikle işte Yemişlik olsun veya Çatalçeşme olsun buralarda bir ulaşımla ilgili sıkıntı ön plana çıkıyor. Ulaşımla ilgili sıkıntının ortaya çıkmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi burada insanların günlük ihtiyaçlarını karşılayamıyor olması. Yani adam et almak için merkeze gidiyor. Ya et almak için merkeze gidiyor. Bu aslında ondan vazgeçtim. En önemlisi İlaç yazdırmak için merkeze gelmek zorunda. İlaç almak için merkeze gelmek zorunda. Dediğiniz gibi alışveriş yapmak için merkeze gelmek zorunda. Bir çorap almak için bile merkeze gelmek zorunda. O zaman ne yapacağız? Orada yeni çarşılar, minik çarşılar artık o bölgelere göre dağıtmamız gerekiyor. Çünkü minik çarşılar da şunun için söylüyorum. Sizin orada yapacağınız bir büyük çarşı emin olun orada çoğu zaman işe yaramayacak. Çünkü niye? Alan çok geniş. Ortada yapacağınız bir yer birçok yerin ulaşımı için sıkıntı yaratacak. Yani vatandaş şunu söyleyebilecek ki ben o tepeye çıkacağıma buradan otobüse biner çarşıya giderim. Evet, tabii. Onun için
daha küçük, daha minik çarşılar oluşturup o bölgenin etrafına yaymak, dağıtmak, yaymak. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayabileceği alan yaratmak. Orada sosyal, kültürel alanlar oluşturup, işte sağlık ocağından tutun, tabii ki bu belediyenin yapması gereken görevleri içerisinde de var sağlık ocağı oluşturmak. Böyle bir şey de var, yetkisi de var. Yapıp sağlık ocağı ihtiyacını karşılamak. Eğer bunu Sağlık Bakanlığı veya İl Sağlık Müdürü yapmıyorsa, arkadaş kusura bakmayın, belediye olarak bunu yapmak zorundasınız. Çünkü sizin sorununuz hizmet götürmek. Sağlık ocağını da yapacağız. Eczane yapılması için, alışveriş merkezlerinin yapılması için, marketin yapılması için, manavın yapılması için minik çarşılar oluşturacağız. Burada insanların bundan öte park alanları oluşturacağız yeni yeni. Yani tabii park alanları dediğim işte ağaçtır, banktır değil. Bu alanlarda sosyal donatılarıyla insanların oturup sosyalleşebilecekleri, işte insanların belki de lokanta olarak kullanacakları, yemek yiyebilecekleri yerler oluşturacağız ki vatandaşın şehre olan, şehir merkezine olan bağımlılığının bir nebze de olsa önüne geçelim. Evet, bu da önemli yani esasında. Ben tabii ki. Yani bu şeyden çok, çünkü bize şikayet geliyor bu noktada. Hem ulaşım hem şey malzemelerin alınamaması, alışverişin yapılamayacağı yerlerin olmaması noktasında. Turizmle ilgili son olarak onu alalım başkanım. Turizmle ilgili, gerçi onu da uzun bir şey ama. Yani turizm özetle. Aslında, turizm gerçekten bu şehrin ciddi bir potansiyeli var. Bu bölgeye bakıldığı zaman işte yazın gölüne girip yüzüleceği, kışın kayak yapılacağı, kültürel yapısının olduğu bir Harput'ta gezeceği veya Keban'da gezeceği, böyle bir bölgede il yok. Etrafımıza baktığımız zaman sadece belirli şeyleri olan iller var. Bu kadar birbirinden farklı, birbirinden uzak ama aynı şehirde toplanmış başka bir şehir yok. Yok, evet. Yok. Peki biz bunu kullanabildik mi? Hayır. Hayır. Kullanma konusunda bir gayretimiz var mı? Peki. Minik dokunuşların haricinde hiçbir şey yok. Biz artık bu işin ciddi olarak ele alınmasını istiyoruz. Yani düşünün, biz yıllarca işte Mardin'e gittik geldik. Niye? İşte 3 tane taş ev görmek için. Hı hı. Buradan kalkıyoruz, Ürgüp'e göremeye gidiyoruz. Yani çok özür dilerim, sadece 3 tane mağara görmek için. Veya taşları seyretmek için. Ama bu Elazığ öyle değil. Elazığ'da. İşte Elazığ'a biz burada dışarıdan birilerini çekebilirsek, kışın gelirse kayağa gidebilir. Yazın gelebilirse göllerde yüzebilir. Harput'ta gezebilir, tarihin dokusunu orada hissedebilir. Yani bizim burayı acilen turizmine ayağa kaldırmamız lazım. Ve bunu topyekün yapmamız lazım. Alternatiflerle yapmamız lazım. Mesela bu, özellikle pandemiden sonra bu şehirde, özür dilerim, Türkiye ve dünya genelinde ciddi bir karavan merakı ortaya çıktı. Ciddi bir karavan merkezi. Şimdi bu şehirde karavan parkı, karavanları park edecekleri, orada işte günlerce vakit geçirecekleri bir alan niye oluşmasın? Evet. Çünkü niye? Gölü var, kayak pisti var, Harput gibi güzel, çok yeşil güzel bir tarihi dokusu ormanlık var. Ormanlık alanlar var. Ormanlık alanları var, yeşilliği var. Yani Elazığ'a gelip de gezmek isteseniz 2 gün harcamanız gerekir en az. En az, evet. Yani böyle bir doğru yerde bir planlama yapılırsa. Doğru planlama yapılırsa, evet. O da. Ve artık Tunceli'yi işte veya Kemaliye'yi, bölgedeki yerleri de üzerine kattığınız zaman Elazığ merkez noktası olarak bir karavan parkı oluşturduğunuz zaman burada ciddi bir potansiyel var. Ama hala bakıyoruz bununla ilgili ciddi bir adım atılmadı. Yapılan yatırımlar veya yapılan çalışmalar hep küçük dokunuşlarla kaldı. Biz artık bu işin ciddiye alınmasını, bu şehre ekonomi anlamda bir getiri sağlamasını istiyoruz. Kesinlikle. Başka bir son olarak var mı eklemek istediğiniz? Vatandaşlara söylemek istediğiniz? Benim söylemek istediğim şu, biz ilk günden beri açıkladığımız projeleri hep sosyal belediyecilik üzerinden götürdüğümüzü söyledik. Hı hı. Çünkü bizim burada yapmak istediklerimiz hayal ürünü değil. Bu şehrin bir an evvel ayağa kaldıracak, belediyenin kuruluş amacı olan halka dokunan ilk kamu kurumu olması noktasında belediyenin ne olduğunu, belediyenin asli görevlerinin neler olduğunu çok çok iyi biliyoruz. Belediyenin görevi, kuruluş amacı genel yönetimle, yani merkez yönetimle vatandaş arasında ikinci bir kurum, kendinin seçtiği bir kurum, başkanının seçtiği, yönetiminin seçtiği bir kurum. Bunun amacı da şu, yerel dinamikleri en iyi bilen kişi olması, yerelde ilk dokunuşu yapacak kişi olması. Ama geçmişte bu şekilde hiçbir yönetim anlayışı olmamıştı. Sosyal belediyecilik hep ötekilenmiş, sadece ihtiyaç duyulduğunda ufak
ufak dokunuşlar halinde kalmış. Biz bunun artık olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu şehirde sosyal belediyeciliği ön plana çıkaracağız. Ha evet, tabii ki belediyenin yapması işler var. Trafiği rahatlatmak, imar konusunda yapması gereken işler var. Diğer konularda yapması gereken işler var. Bunları artık biz proje diye anlatmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Siz projeniz sosyal projeler olmalı. Bu projelerin ön plana çıkması gerekiyor. Vatandaşa dokunan projeler olması gerekiyor. Ben her programda söylüyorum, bu programda da söyleyeceğim. Bize bir şans versinler. Bir milletvekili çıkarmamıza katkıda bulundular, destek oldular. Bir milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekilini bu şehir çıkardı. Pişman mı? Değil. Oy veren vermeyen, herhangi hangi siyasi partiden, hangi siyasi görüşten olsun. Oy verse de olması gerektiğine inanıyor. Oy vermese de olması gerektiğine inanıyor. Değişim orada başladı. Belediyeyle devam etmeli. Bu değişimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişimi olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü siyaset anlayışının, belediyeye bakış açısının, belediyenin çalışma açısının değişmesi gerekiyor. Biz buradan hemşerilerimizden bize bir şans verilmesini istiyoruz. Peki, çok teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Efendim, canlı yayın konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Avukat Coşkun Çağlar Duran bizlerle birlikteydi. Seçim sürecini konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, şimdi çok kısa bir reklam arası, ardından yeni güne birlikte başlayacağız. Efendim, son baskıdan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne de birlikte başlıyoruz. İlk bölümde canlı yayın konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Avukat Coşkun Çağlar Duran bizlerle birlikteydi. Seçim sürecine ilişkin, projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyor ve günün öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyoruz. Efendim, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz çeşitli temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde Elazığ'a geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın ilk durağı ise Elazığ Valiliği oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere akşam saatlerinde Elazığ'a geldi. Cevdet Yılmaz'ın ilk durağı Elazığ Valiliği oldu. Cevdet Yılmaz ve beraberindekileri Elazığ Valisi Doçent Doktor Ömer Toroman karşıladı. Valilik şerif defterine imzalayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Ömer Toroman'la görüştü, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yılmaz daha sonra hanedan düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı. Efendim, Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz iftar programında vatandaşlarla buluştu. İftar öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye yüzyılında gerçek belediyeciliğin hak belediyeciliği öncülüğünden biri Elazığ olacak, Elazığ Belediyesi olacak inşallah dedi. Tunceli'deki ziyaretlerinin ardından Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ Valiliği ziyaretinin akabinde bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı. Gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Elazığ Milletvekilleri Profesör Doktor Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, siyasiler, oda başkanları, STK temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan bölgemizin medarı iftarı olarak bahsetti. Aramızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Biz onu çok yakından tanıyoruz. Bölgemizin medarı iftarı, bizden birisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın yardımcısı ve bizim de büyüğümüz. Sayın Cevdet Yılmaz Beyefendi burada. Onun için ben konuşmamı çok kısa keserek tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları da AK Parti belediyeciliğini yaşatmak ve Elazığ'a işlemek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Yardımcım, bizler tevazu, samimiyet ve gayret ile memleket işi, gönül işi diyerek 2019 yılından itibaren bu aziz şehre hizmet edebilmenin gayreti içerisinde görev süremizi tamamladık. Allah'a hamdolsun 5 yıllık görev süremiz boyunca şehrimize altyapıdan üst yapıya, kültürden sanata,
sanayiden eğitime kadar her anlamda dönüşümüne katkı sağlayacak projeleri, eserleri yatırıma dönüştürdük. Ve Allah'a hamdolsun bundan sonraki süreçte de AK Parti belediyeciliğini şehrimizin her noktasına ilmek ilmek işleyebilmek için ekibimizle birlikte çalışıyoruz, gayret ediyoruz ve 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanıyoruz. Bir kez daha şehrimize teşriflerinizden dolayı sizlere saygılarımı sunuyor, bütün hemşehrilerimize hayırlı iftarlar diliyorum. İftar öncesinde Elazığlılara seslenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ramazan ayının hayırlı olması temennisinde bulundu. Öncelikle Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan zulümlerden dolayı biraz buruk başladık bu Ramazan'a. İnşallah Ramazan rahmetiyle, bereketiyle tüm İslam alemini, tüm insanlığı kuşatır. Bu topraklara da zulüm altında olan kardeşlerimize de barış, huzur gelir diye temenni ediyorum. Bu ay boyunca tutacağımız oruçların, yapacağımız ibadetlerin Rabbimiz katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Yine sizlere sözlerimin hemen başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını iletmek istiyorum. Elazığ'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en güçlü desteği veren illerden biri olduğunu belirten Yılmaz, Elazığ halkına en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz dedi. Elazığ, AK Parti'mize, Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza en güçlü şekilde destek veren illerden biridir. Mayıs seçimlerinde milletvekilliğinde %56, Cumhurbaşkanlığında %67.2 oranında destek verildi. İkinci turda %70'i aşan oranlara çıktı bu. Bundan dolayı Elazığ halkına, sizlere en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Cenab-ı Allah sizden razı olsun. O seçimden sonra muhalif kanatta olan bazı ehli insaf insanlar bile şunu söylediler. İyi ki dediler biz kazanmamışız. Kazansak bu memleketin hali ne olurdu dediler. Gizli anlaşmalar, birbirinden alakasız partiler, kişilikler. Çok şükür milletimiz basiretiyle, ferasetiyle siyasi istikrarına sahip çıktı. Liderine sahip çıktı. Biz de bu siyasi istikrar ortamında hükümete gelir gelmez güçlü bir ekiple planlarımızı, programlarımızı yaptık. Orta vadeli planımızı, 12. planımızı ve hiç ara vermeden gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz. Ekonomiye de parantez açan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mayıs ayından sonra yıllık bazda düşüşlerin yaşanacağını söyledi. Bir tek konuda sıkıntımız var, o da fiyat istikrarı, enflasyon dediğimiz hadise. Bunu da biliyoruz. Vatandaşımızın da sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Bunu da temel önceliğimiz haline getirmiş durumdayız artık. Enflasyon konusunu, planlarımızı, programlarımızı kararlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bu yılın ortalarından itibaren, Mayıs'tan sonra, Mayıs'a kadar yıllık etkiyi göremeyeceğiz. Ama Mayıs'tan sonra, Haziran, Temmuz'dan başlayarak yıllık bazda düşüşleri belirgin şekilde göreceğiz Allah'ın izniyle. 2025'te %15'ler seviyesine, 2026'da da yeniden tek haneli rakamlara ulaşacağız. Konuşmasında 2024 yerel seçimlerine değinen Yılmaz, Türkiye yüzyılında gerçek belediyeciliğin hak belediyeciliği öncülerinden biri Elazığ olacak, Elazığ Belediyesi olacak inşallah dedi. 31 Mart'ta yeni bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Mayıs ayında nasıl yaşadıysak 31 Mart'ta da bunu yaşayacağız. 30 yıllık tecrübe birikimine sahip AK Parti belediyeciliğiyle İnşallah bu seçimlere de damgamızı vuracağız. Ve Türkiye yüzyılı için gerçek belediyecilik diyoruz. Türkiye yüzyılında gerçek belediyeciliğin, AK belediyeciliğin
öncü illerinden biri Elazığ olacak, Elazığ Belediyesi olacak inşallah. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Elazığ Türkiye yüzyılında doğunun parlayan yıldızı olacak diyerek AK Parti Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na destek verilmesini istedi. Elazığ bizim için çok çok kıymetli. Cumhurbaşkanımızı da burada misafir ettiniz. Zaten hükümetimizle ilgili genel yaptıklarımızı, mesajlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımıza aktardı. Sağlıktan sulamaya, eğitimden altyapıya, organize sanayi bölgelerine varıncaya kadar çok şeyler yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Ve inşallah Elazığ Türkiye yüzyılında Doğu Anadolu'nun parlayan yıldızı olarak yoluna devam edecek. Elazığ adeta yeniden inşa ediyoruz. Yeni bir Elazığ, daha dirençli bir Elazığ oluşuyor. Yeni dönemde de Sayın Başkanımız ve adayımız Şahin Şerifoğulları ile çok daha dirençli bir Elazığ'ı inşa edeceğiz inşallah. Değerli arkadaşlar, birliğimize, beraberliğimize sahip çıkalım. Hangi ilden gelmiş olursak olalım, Elazığ'da yaşayan bütün vatandaşlarımızın, Bingöl'ler başta olmak üzere tabii, onu da vurgulayalım. Şahin Bey'e desteğini istiyoruz. Şahin Bey birliğin, beraberliğin siyasetini yapıyor. Herkese kucak açan AK Parti siyasetiyle bütün illerimizden gelen, değişik meşreplerden, mezheplerden, çevrelerden gelen herkese kapısını ve gönlünü açmış bir kardeşimiz. Sizlerden de Palunlulardan, Bingöllülerden özellikle Şahin Bey'e, Şerifoğlu'na en güçlü desteği bu seçimde vermenizi bekliyoruz inşallah. Şahin Bey'le birlikteyiz. Hazırız, kararlıyız diyoruz. Ve inşallah 1 Nisan'da Ramazan bayramından önce ayrı bir yerel yönetim bayramı yaşayacağız inşallah. Efendim bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İş Dünyası Buluşması programında Elazığlı iş insanları ile bir araya geldi. Elazığ'daki ziyaretlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İş Dünyası Buluşması programına da katıldı. İftar programının ardından İş Dünyası Buluşması programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Elazığ il yöneticileri, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkut Ata, 23. dönem AK Parti Bingöl Milletvekili Yusuf Coşkun ve 24. dönem AK Parti Bingöl Milletvekili Profesör Doktor Eşref Taş da eşlik etti. Elazığ Valisi Doçent Doktor Ömer Toraman, İş Dünyası toplantısı programının istişare açısından önem taşıdığını ifade etti. Şehrimizin çok kıymetli sanayicileri, iş adamları, bugünkü buluşmaya hepiniz hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız yoğun program içerisinde bugün Elazığ'ı teşrif ettiler. Bir dizi temaslarında bulunmak üzere. Şimdi de siz değerli iş dünyası mensuplarıyla istişare için burada bulunuyorlar. Ben hem ilimize yapmış oldukları bu ziyaret nedeniyle bize güç kuvvet veriyorlar. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Hem de iş dünyasının çok kıymetli mensuplarıyla bir araya gelerek istişare etmesinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Sözü kıymetli Cumhurbaşkanı Yardımcımıza veriyorum. Tekrar hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyoruz. Ekonomi alanında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin büyüme oranının yıllık %5.4 olduğunu paylaştı. Dünya ekonomisinde bir yavaşlama ortaya çıktı. Dünya ticaretinde de aynı şekilde. Son dönemlerde %3 civarında, geçen yıl itibariyle söyleyecek olursak, %3 civarında büyüme oranı söz konusu. 2020-2023 dönemini 4 yılı aldığınızda da sadece %10 civarında birikimli olarak dünya ekonomisinin büyüdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla dünyanın zor bir dönemindeyiz. Türkiye olarak baktığımızda, yine son 20 yıla, 21 yıla baktığımızda
ortalama yıllık büyüme hızımız %5.4 olmuş. Yani dünyadan 1.8 puan daha yüksek büyümüşüz her yıl her yıl. Bir yıl için belki bu çok büyük bir rakam değil diyebilirsiniz ama bu 20-21 yıllık dönem için birikimli olarak baktığınızda Türkiye'yi dünyada farklı bir yere taşıdığını da ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Elazığ'da tamamlanan ve devam eden çalışmaları paylaşarak hükümet olarak Elazığ desteklerini sürdüreceklerini kaydetti. Elazığ, Doğu Anadolu'da çok değerli bir konumu olan, hakikaten çok ciddi bir insan sermayesi olan bir ilimiz, güçlü bir şehir kültürüne sahip bir ilimiz, birçok potansiyeli olan bir ilimiz. Elazığ'da da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü hükümet politikalarımızla desteklerimizi, yatırımlarımızı, faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 15.326 hak sahibi tespiti yapıldı Elazığ'da. Bunun 13.421'i konut, 706'sı iş yeri, 1199'u da ahır şeklinde yapılar. 17 Şubat'ta 2255 konutumuzun kurası çekildi. Önümüzdeki günlerde 500 konutun daha kurası çekilmiş olacak. Toplu olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara'dan bütün illerle ilgili bir kura çekimi töreni yapılacak. Orada Elazığ'ın da 500 konutu dahil olacak bu açıklanan kurası çekilen konutlara. Dolayısıyla peyderpey bittikçe bu konutlarımız hak sahiplerine teslim ediyoruz. Bu süreçte sadece Elazığ'da 10 bin haneye 535 milyon TL'yi aşan kira yardımını da gerçekleştirdik. Bir yandan da 6 binin üzerinde konteynerde yine vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Elazığ'a sadece aktardığımız kaynak 1.8 milyar TL'yi aşmış durumda ve bu harcamalar peyderpey artıyor. Elazığ, geleceğe en dirençli hazırlanan illerimizden bir tanesi diyen Yılmaz, Elazığ'ın yapı stoğunda ciddi bir yenilenmenin olduğunu söyledi. Ama bizim de daha güçlü bir şekilde geleceğe hazırlanmamız gerekiyor. Son 20 yılda bu anlamda çok büyük atılımlar yaptık. 2 milyonun üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında yapıyı dönüştürdük. Çünkü asıl olan afet yaşanmadan riskleri azaltmaktır. Bunları yaptığınız zaman afetlerin etkisini de aşağıya çekmiş olursunuz. Elazığ bu anlamda gerek daha önce yaşadığı deprem, gerek son depremlerden sonra geleceğe en dirençli hazırlanan illerimizden bir tanesi. Yapı stoğunda çok ciddi bir yenilenme oldu. Önümüzdeki dönemde de yine merkezi idare ve belediye olarak inşallah el ele, gönül gönüle bu konularda çok daha güçlü adımları atmaya devam edeceğiz. Yılmaz, Elazığ'daki ikinci OSEB'nin de yapımına dikkat çekerek yatırıma katkı sunacağını ifade etti. Karayolu sektöründe Elazığ-Malatya yolundaki çalışmalarımız devam ediyor. Sadece 2024 yılı için 220 milyon Türk lirası bu projeye para ödenek ayırdık. Elazığ-Bingöl yolu için yine 153 milyon TL para ayırmış durumdayız. Keban-Arapgir-Divri ayrımı projesine de yine 10 milyon lira para ayrıldı. Başka projelerimiz de var tabii ki. Demir yolunda yine önemli projeleri programımıza almış durumdayız. Halen yürüttüğümüz projeler var. Bunlar içinde Elazığ-Malatya hattında elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemi çalışmaları yapılıyor. Bunlar çok önemli. Kapasiteyi çok arttırıcı yatırımlar bunlar. Aynı hat üzerinde çok daha fazla trenin hizmet vermesini sağlayıcı yatırımlar. Yine Elazığ su veren genç hattında da elektrikli ve bu hattı da elektrikli ve sinyali hale getirerek kapasitesini arttıracağız. 4'ten aşağı yukarı 20'ye çıkacak tren kapasitesi bu yatırımlar gerçekleştiğinde. Bunlar için bu demir yolu projeleri için 2024 yılı için sadece ayırdığımız ödenek 760 milyon Türk lirası. Demir yolları bizim için önümüzdeki dönem çok öncelikli projeler. Bunlara yaptığımız yatırım aynı zamanda sanayinin rekabet gücüne yapılmış yatırımlar. Özellikle sanayiyle bu demir yollarını ilişkilendirmek, limanlara ulaşmayı çok daha güvenli ve düşük maliyetli hale getirmek temel politikalarımız arasında.
Enerji sektöründe Keban Heste rehabilitasyon işleri için 900 milyon lira toplam proje tutarı olan 150 milyon yılı ödeneği olan bir projemiz yine söz konusu. İmalat sanayinde Elazığ OSB 5. kısmın 221 hektar büyüklüğünde altyapı çalışmaları ve atık su arıtma tesisi çalışmaları devam ediyor. Elazığ Teknova OSB'nin 654 hektar büyüklüğünde altyapı çalışmaları yine devam ediyor. Özellikle bu yeni OSB'de çok önemli gerçekten. Mevcut OSB'de %95 bir orana geldik diye biliyorum. Yeni OSB ile birlikte bu çok daha sanayinin altyapısı çok daha güçlü hale gelecek Elazığ'da. Bir taraftan da Kovancılar OSB içinde çalışmalar yürütülüyor. Onlar da olgunlaştıkça inşallah hayata geçirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasının ardından Elazığ iş dünyasının sorun ve taleplerini dinleyerek istişarelerde bulundu. Efendim Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın programları böyleydi. Ekranlarınıza getirdik. Efendim AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Kereş seçim çalışmaları kapsamında Mollakendi beldesini ziyaret etti. AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Kereş Elazığ'daki temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Milletvekili Kereş AK Parti Mollakendi Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılarak AK Parti Mollakendi Belediye Başkan Adayı Mehmet Mustafa Ayaz ve teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Elazığ AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Erol Kereş, Seçim Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verdi. Milletvekili Kereş, AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki başarıya dikkat çekerek, "Bizler halkla hizmeti, hakka hizmet anlayışıyla sürdüren bir dava hareketiyiz. Mollakendi de bu anlayışla hareket edecek, insanımızın refah ve huzurunu en üst seviyeye çıkarmak için çalışacağız," dedi. Milletvekili Kereş daha sonra belde esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi. Esnaflara hayırlı işler dileyen ve vatandaşların güler yüzüne teşekkür eden Kereş, "Gönüller yapmaya, gönüllere dokunmaya geldik. Her zaman olduğu gibi vatandaşımızın yanında onların sesi olmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı. Efendim seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı bu kez Ağam ve Yurtbaşı'nı ziyaret etti. AK Parti Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın seçim çalışmaları kapsamında Ağam ve Yurtbaşı'nı ziyaret etti. Milletvekili Nazırlı ilk olarak Ağam ilçesini ziyaret ederek hem parti teşkilatı hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Ağında esnafı da gezerek sorun ve talepleri dinleyen Milletvekili Nazırlı, bölgenin kalkınması için AK Parti'nin vizyonunu ve projelerini vatandaşlarla paylaştı. Sorunları dinleyerek çözüm önerilerini paylaşan Nazırlı, "Ağının her köşesini kalkındırmak için var gücümüzle çalışacağız," dedi. AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın bir diğer durağı da Yurtbaşı beldesi oldu. Milletvekili Nazırlı, Yurtbaşı'nda da vatandaşlarla bir araya gelerek yerel yönetimlerle işbirliği içinde yürütülecek projeleri ve hedefleri anlattı. Vatandaşların sorularını yanıtlayarak görüş ve önerilerini not alan Nazırlı, "Yurtbaşı'nın potansiyelini en iyi şekilde değerlendireceğiz ve halkımızın refah seviyesini yükselteceğiz," dedi. Ziyaretlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Nazırlı, "Bu ziyaretler bizim için sadece seçim çalışması değil, aynı zamanda halkımızla buluşma, sesini duyma ve gönüllere dokunma fırsatı. Ağam ve Yurtbaşı'nın her bir ferdiyle kucaklaşarak hemşehrilerimizin desteği ve duasıyla Elazığ'ımız için daha güzel yarınlar inşa edeceğiz," dedi. Efendim seçim çalışmalarına devam eden Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları Sanayi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Ayrıca Ahde Vefa Derneği'ni ziyaret etti. Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Şerifoğulları bu defa Sanayi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve yeni dönemde hayata geçireceği projeleri anlatıp destek istedi. Vatandaşlar da Başkan Şerifoğulları'na 5 yıllık görev süresinde Elazığ'a kazandırdığı yatırımlar için teşekkür ederek yeni dönemde de destek olacaklarını söylediler.
AK Parti İlisi Belediye Başkan adayı Şerif Oğulları ve beraberindeki heyet, Ahde Vefa Derneği Başkanı Burhanettin Özdoğan ve yönetimini de ziyaret etti. Nasılsınız? Eyvah abi, iyi misin? İyiyim. Hocam, ne var ne yok? İyisin. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden dernek başkanı Özdoğan, Başkan Şerif Oğulları'na gerçekleştirdiği hizmetler için teşekkür ederek başarılar diledi. Sayın Başkanımıza diyeceğimiz arife tarih gerekmez. Yaptığı hizmetleri görüyoruz. Sağ olsun derneğimizin önünü açtığımız şu an bakıyoruz, karayolları gözüküyor. Kime konağı gözüküyor? Tabii o bir kısımla da hariç. Biz kendisine başarılar diliyoruz. Allah hayırlısı nasip etsin. Yeni dönemde daha iddialı projeleri Elazığ kazandıracaklarını belirten Başkan Şerifoğulları, vatandaşlarımızın sevgisi, ilgisi ve desteği bize güç veriyor, dedi. Yine bu dönemde çok iddialı projelerle sizler huzurunuza çıkmayı hazırlanıyoruz. Allah'a hamdolsun 11 ana başlıkta yine şehre vizyon katacak, şehre değer katacak, şehri lig atlatacak ve yaşanabilir şehirler arasında şehrimizi daha ön sıralara taşıyabilecek projelerle sizler huzurunuzda olacağız. Yeni yüzyılda Elazığ vizyonu diyoruz bu döneme. İnşallah bu dönemde yapacağımız bu projelerle birlikte Elazığ'ımız kentsel dönüşümünden çevresel yatırımlara, altyapıdan üst yapıya, kültürden sanata, gençlikten spora kadar her alanda yine şehre değer katacak inşallah projelerimizi bizler hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. Ama bunun için 31 Mart akşamı 31 Mart günü bizlere vize vermeniz lazım. O yetki sizlerde. Sizler bizlere vize verirseniz, bizleri tekrar bu şehrin çevrelemin makamına layık görürseniz, bizler ilk günkü aşla aynı gayretle, aynı samimiyetle Allah'ın izniyle koşturmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Başkan Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Burak Kürüm'le birlikte Nurullah Camisi'nde eda edilen teravih namazı sonrası vatandaşlarla da bir araya geldi. Şerifoğulları daha sonra Gençlik Kolları Başkanlığı'nın kurduğu standta mahalle sakinlerine ikramda bulunarak taleplerini dinledi. Kafeleri de gezen Başkan Şerifoğulları gençlerle de bir araya gelerek hem sorunlarını dinledi hem de yeni dönem için destek istedi. Efendim, seçim çalışmaları kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Doçent Doktor Murat Ergen de çalışmalarını sürdürüyor. Doçent Doktor Ergen esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, destek istedi. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Doçent Doktor Murat Ergen 31 Mart mahalli idareler seçimleri için saha çalışmalarını sürdürüyor. Doçent Doktor Murat Ergen çalışmaları kapsamında Vali Fahri Bey Caddesi'nde esnafları gezerek sorun ve talepleri dinledi. MHP Elazığ Belediye Başkanı adayı Ergen daha sonra PTT Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Kapalı Çarşı'da da esnaflarla buluşan Doçent Doktor Murat Ergen projelerini anlatarak yeni dönem için destek istedi. MHP Elazığ Belediye Başkanı adayı Ergen ve beraberindeki heyet Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları ile görev başındaki asker ve polisleri de ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. MHP Elazığ Belediye Başkanı adayı Doçent Doktor Ergen, Hankendi'yi de ziyaret ederek vatandaşlarla buluşup hem desteklerini istedi hem de sorunları dinleyip istişarelerde bulundu. Doçent Doktor Murat Ergen son olarak kafe ve kıraathaneleri de gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Efendim, CHP Elazığ Milletvekili Avukat Coşkun Çağlar, Duran Sosyal Belediyecilik adı altında hazırladığı 26 projeyi tanıtım toplantısında kamuoyuyla paylaştı. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. CHP Elazığ Belediye Başkan adayı Avukat Coşkun Çağlar Duran projelerini proje tanıtım toplantısında kamuoyuyla paylaştı. Programın açılış konuşması yapan CHP İl Başkanı Avukat Onur Özkan, Elazığ'da değişim şart dedi. Elazığ'da sosyal belediyecilik ile buluşturmak için çıktığımız bu yolda birlikte kazanacağız. Sosyal belediyecilik adı altında hazırladığı 26 projeyi tanıtım toplantısında kamuoyuyla paylaşan aday Duran, 31 Mart yerel seçimleriyle yeni bir başlangıç bizleri bekliyor, dedi. Şehrimizin açlık sınırı altında yaşam mücadelesi veren emekli büyüklerimize her ay 2000 lira maddi destek sağlayarak onların hayır dualarına talip olacağız. Elazığ'da her mahalleye kreş getireceğiz.
kredisiz mahalle bırakmayacağız. Üniversite okuyan öğrencilerimize hizmet verecek aş evlerini hayata geçiriyoruz. Özellikle 3 ve 6 yaş arasındaki çocuklarımıza ücretsiz su dağıtacağız. Gelişen dünyada gençlerimizin bilgiye daha çabuk ulaşmalarını sağlamak amacıyla mahalle kütüphaneleri kuracağız. Hem de modern teknolojinin tüm imkanlarına yer aldığı kütüphaneler. Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamayı hedeflediğimiz projelerimizle eğitime destek kartı ihtiyaç sahiplerine kırtasiye desteği sağlayacağız. Elazığ'da hala niye yok olduğunu anlamış değilim. Ama biz vatandaşımıza ucuz, sağlıklı, doyurucu ekmek yedirmekte kararlıyız. Bunun için göreve gelir gelmez yapabileceğimiz işlerin başında halk ekmek fabrikasını açmak geliyor. Kendi markamızla, belediyenin markasıyla kendi fabrikamızı kurup cam ve plastik içme suyu ürünlerini uygun fiyata vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şehrin barınma ihtiyacına farkındayız. Ne kadar büyük de her geçen gün altında görüyoruz. Tabii villa da önemli ama biraz da dar gelirlilerin önceleyerek projeleri hayata geçirmeliyiz. Yerinde dönüşüm desteklerken aynı zamanda evi olmayan, şu anda mevcut kiralarda olan, ev sahibi olmaya şansını bulamayan hemşerilerimize devamında ev sahibi yapacağız. Sonrasında konut kooperatiflerinin alanları tahsil ettiğimiz alanları bu kooperatiflere ucuz bedellerle maliyetine verdikten sonra vatandaşların düşük fiyatta ev sahibi olmasının önünü açacağız, desteğinde bulunacağız. Şehrin çeşitli bölgelerinde tanzim satış mağazaları açacağız. Üreticiden tüketiciye kar gözetmeksizin maliyetine güvenilir, sağlıklı gıda zinciri oluşturacağız. Günlük yaşamsal faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen hasta, yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza belirli periyotlarla evde bakım hizmeti sunacağız. 0-6 yaş arası çocuğu olan annelerimize ücretsiz ulaşım desteği sağlıyoruz. Onları bir yerden bir yere rahat bir şekilde seyahat etmelerini, çocuklarını kreşlere göndermelerinde rahat etmelerini için böyle bir uygulama geçeceğiz. Anneler bizim için çok değerli. Ayrıca 12 yaşı altı çocuklarımızın ulaşımla ücretsizden faydalanmasını sağlayacak, onların ulaşım masraflarını sıfırlayacağız. Sosyal belediyecilik anlayışımızla engelsiz sanat portalları kuracağız. Gezici sahne projelerimizle vatandaşlarımızı rahat bir şekilde tiyatroyla buluşturacağız. Uluslararası geleneksel festivaller düzenleyeceğiz. Milli bayrakları hak ettiği değeri gösterip etkinliklerle kutlayacağız. Fener alayı gerçekleştireceğiz. Özel sağlık kuruluşları ile sağlık protokolleri imzalayarak aşılık sınırı altında geliri elde eden vatandaşlarımızın alacağı sağlık hizmetlerinde %50'ye varan indirimler sağlayacağız. Sözlerine nereden nereye diyerek başlayan CHP'li Zırh Milletvekili Gürsel Erol, 31 Mart yerel seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Seçim dönemlerinde aday bulunamaz bir parti, hiçbir seçimde iddia tanınmayan, şans verilmeyen bir parti ve ama o partiye emek veren, o partiye gönül veren sizler. Umudunuzu hiçbir zaman yitirmediniz. Elazığ'da bir Cumhuriyet Halk Partisi nasıl olması gerektiği konusunda bu partinin gerçek değerlerini, ilkelerini, inançlarını ve bu kentin Cumhuriyet şehri olan kentte Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin nereye geldiğini hepimiz görüyoruz. Nereden nereye? Gündemli etnik kimliğimizi tartışır hale getirdiler. Gündemli ata dede topraklarımızı, memleketimizi, soyumuzu, sopumuzu tartışır hale geldi. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, Elazığlılar bize gönlünü açtı. Elazığlıların gönlüne toz konduramadılar. Bize toz konduramadılar. Niye? Çünkü biz ilk durduk. Niye? Çünkü biz fakir fukaranın yanında yer aldık. Niye? Elazığ'ın sesi olduk. Kimsesizlerin kimsesi olduk. Ve Elazığ halkının güvenini kazandı. En iddialı partilerden birisiniz. Sevgili hemşehrilerim, buna inanın. Buna güvenin ve kazanacağız.
alacağız. Biz bu seçimi alacağız. Bu seçimi nasıl alacağız? Bir ay önce yapılan Orece diye Türkiye'nin 81 ilinde yapılan bir anket. Ama bu şu anda olan bir sonuç değil. Bir ay önceki düşeğimiz bu durumumuz. Bir ay önce yapılan ankette biz %24.6 ile Elazığ'ın ikinci partisi ve alternatif partisiyiz. Yani bu ne demek? Biz bu şehirde seçimi alırız demek. Çalışırsak başarırız demek. Buna inanın. Buna inanın. %24.6 oy, 24.6 oy bugüne kadar Elazığ'da siyasi tarihte CHP'nin almadığı bir oy. Ama alma şansımız var. Nasıl alacağız? Kendimize anlatacağız. Sokaklarda olacağız. Halkı aydınlatacağız, bilgilendireceğiz. Suçlayıcı bir değil. Çözüm odaklı, alternatif bir değil. Burada sosyal belediyecilikle ilgili vatandaşların niye CHP'ye oy vermesi gerektiği konusunda ilgilenerek biz bu seçimi alacağız. Siyasetin lordları var. Elazığ'da siyasetin lordları var. Bu lordlar günün koşullarına göre parti değişirler. Bugün A Partisi'nde, bugün B Partisi'nde. Ama gittikleri her partide kendilerine yer bulurlar. Bir ekranı oluştururlar, o partinin bütün imkanlarını kullanarak kendi kişisel sorunlarını çözerler. Arkasında dayısı olmayan, siyasi referansı olmayan insanlar karesizliği yaşamayacak. AK Parti'ye saf ve temiz duygularla oy veren Elazığlı seçmenlere sesleniyorum diyen milletvekili Erol, bugün hesap günü dedi. Şimdi de AK Parti'ye saf temiz duygularla oy veren Elazığlı seçmenlere sesleniyorum. Bugüne kadar inandınız, güvendiniz, oy verdiniz. Ama senin çocuğun hala evde işsiz. Sen hala fakir fukarasın. Sen hala evine ekmek götüremez derecede ekonomik sıkıntılar yaşadın. Ama senin oy verdiğin o partinin yöneticileri hepsi lord statüsünde gelecekle ilgili bir kaygısı olmayan, evde işsiz çocuğu olmayan, senin duygularını kullanarak senin hakkını gasp edenlerdir. İşte bugün hesap günü, hesap. Elazığ'da bugün hesap günü diyor. Biz başaracağız. Elazığ Belediyesi'ni alacağız. Ve Elazığ Belediyesi halkın belediyesi olacak. Elazığ Belediyesi herkesin belediyesi olacak. Elazığ Belediyesi mazlumların belediyesi olacak. Efendim, Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkanı adayı Abdullah Akın seçim çalışmaları kapsamında kamu kurum ziyaretlerine devam etti. Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı Abdullah Akın 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala seçim temposunu sürdürüyor. Başkan adayı Akın, Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ve bağlı birimleri ziyaret ederek projelerini anlattı, destek istedi. Biraz yoğun bir süreç. Sizler nasılsınız müdürüm? İyisiniz inşallah. Allah kolaylık versin. Ramazan'da biraz. Evet. Size projelerimizi arz edelim dedik. Evet. İnşallah beğenirsiniz de gördüm, artık desteğinizi olsun. Alabiliriz diyelim. Evet, kolaylıklar diliyorum. Projelerimiz var. Arz edelim dedik. Asfalt büroda. Öyle mi? Evet, ben onunla oluyum. Metin abi çok değerli bir insan. Çok sağ olasınız, çok teşekkür ederim. Ve aleyküm selam, teşekkür ederim. Böyle sabahlar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Sizleri bir selamlayayım, hal hatır sorayım dedim. Nasılsınız? Çok şükür çalışıyoruz. Siz nasılsınız? Hamdolsun, bizler de iyiyiz. Yoğun bir şekilde artık Ramazan demeden, karkış demeden. Projelerimiz var, arz edelim dedik. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah Allah yolunuza açık etsin. Sağ olasınız. Desteklerinizi bekliyoruz. İyiyiz, çok şükür. Projelerimizi sizlere bir arz edelim dedik. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah. Bir desteğinizi de alabiliriz. Seçime daha az bir vakit kaldı. Yolunuz açık olsun. Sağ olasınız. Allah müvaffak edin. Çok teşekkür İnşallah. Ediyorum. Benim babam da karayolcu. Biliyor musunuz? Buradan emekli, senelerce çalıştı. Çocukluğumuzda geldiğimi hatırlarım karayollarına. Karayolları bir aile gibidir. Ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı Abdullah Akın,
Seçime az bir zaman kala yoğun bir tempoda Ramazan, kar ve kış demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimiz için projelerimiz var. Bugün meslektaşlarıma projelerimizi arz etmek için sizleri ziyaret etmek istedik. İnşallah projelerimizi beğenirseniz de desteklerinizi bekliyoruz, dedi. Sizlerden destek istiyorum. İnşallah bu Elazığ'ımıza güzel hizmetler getirelim. Projelerimizi bir incelersiniz. Tabii diğerinin ihtiyacını bağlarız. Evet. Startaları bu. Allah kolaylıklar versin. Biz de karayolcu çocuğuyuz. Babamız karayollarından emekli. Evet. Karayolları ailesinden bir destek istemeye geldik. İnşallah. 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 Peki kolaylıklar. Hamdolsun sizi sormalı. Ya senin yaptığın iş en temiz, en güzel iş. İnanın. Güzel de temiz değil yalnız. Yani iyi bir iş. Ya öyle işler var ki, öyle kirli işler. Sizin yaptığınız iş helal kazanç. Alnınızın hakkıyla. Yani, o bakımdan öyle yani. Yani onu söylüyorum. Yoksa başkan, bazen diyorlar ki başkanım elim kirli. Valla diyorum senin elin milletinkinden temiz. Onu sorayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Allah razı olsun. Teşekkür. Allah sizden de razı olsun. Valla Ramazan'da böyle kolay değil. Evet, işte kesin. Dinlenerek, yaparak. Bir şekilde geçecek. Amin inşallah. Destek istemeye geldik sizlerden. Allah razı olsun. Her şeyin hayırlısı inşallah. Amin. Efendim, seçim temaslarını sürdüren Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Faruk Septioğlu, Elazığ'ımıza en güzel hizmeti vereceğiz dedi. 31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kala Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Faruk Septioğlu ziyaretlerine devam ediyor. Esnaf ve vatandaşlarla sürekli bir araya gelen, kamu, kurum ve kuruluş personellerini ziyaret eden Başkan Adayı Septioğlu sorunları dinledi. Onu da, cebine koy. Efendim, kolay gelsin. İyisiniz inşallah. Allah iyilik versin, sağ olun. Cümlemize, memlekete, millete, hepimize. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Başkan Adayı Septioğlu mahalle buluşmaları doğrultusunda ise iftar öncesi Sürsür Mahalle sakinleriyle buluştu. Elazığ'ın her mahallesine, her semtine, her sokağına adil bir şekilde hizmet sunacaklarını belirten Başkan Adayı Septioğlu, "Biz çıkar ve saltanat peşinde değiliz. Eğer biz belediyede saltanatı bitirirsek, lüksü, şatafatı, israfı önlersek yollar da yapılır, binalar da yapılır. Öncelikle hırsızlığı bitireceğiz Allah'ın izniyle," diye konuştu. Biz hiçbir bölgede, hiçbir mahallede, hiçbir semtte ayrı gayrı olmadan ahlak içinde, birlik, beraberlik içinde hizmet vermenin gayreti içinde olacağız. Kendi çıkarı, kendi saltanatı peşinde olan bir insan değiliz. Şükür Allah'a, hepiniz biliyorsunuz. Eğer biz belediyede saltanatı bitirirsek, lüksü, şatafatı, israfı önlersek Allah'ın izniyle yollar da yapılır, kanallar da yapılır, binalar da yapılır. Öncelikle tabii bunun yanında hırsızlığı bitireceğiz Allah'ın izniyle, son diyoruz. Yapılan yanlış yatırımlarının bedelini belediye ile beraber Elazığlımız ödüyor. Sizler ödüyorsunuz. Ben bu yanlışları da hepinizin bildiğine vakıf. Şu anda bile devam eden yanlışlar var, biliyorsunuz. Bazen diyorlar niye dile getirmiyorsunuz? Ben diyorum ki siz hepiniz biliyorsunuz. Yani bizim Elazığlı Allah'ın izniyle her şeyi bilir, görür. Biz diyoruz o yanlışların hepsinin doğrusunu biz hep birlikte yapalım, doğruya sevk edelim diyoruz. En son diyelim ki işte bir elektrik parası çekilmiş. 170 bin. Milyar artık. 170 trilyon. Evet. Bunun geri ödemesi 400 küsür milyar. Peki bu Elazığ'ımıza, belediyemize, Elazığlı'mıza yapılacak bir şey mi? Gider ayak bu nedir? Elazığ'ımıza bir tokattır diyelim. Biraz ağır konu söylemeyelim, tokattır. Ama biz bu tokatları atanlara da diyoruz, gelin biz sizi de düzeltelim. Hep birlikte Elazığ'ımızı da düzeltelim diyoruz.
Onlar gelsin, biz hep birlikte düzelteceğiz Allah nasip edersin. Ahlakın önde olduğu, hırsızlığın bittiği bir belediye elbette Elazığ'ımıza, Elazığlı'mıza en güzel hizmeti vermeye devam edecektir. Biz de bunlara vesile olacağız. Elazığ'ımızın yolunu açacağız Allah'ın izniyle. Ahlak, birlik, beraberlik içinde bütün mahallelerimize, hepimize, hizmete devam edeceğiz. Yağmur biraz artmaya başladı. Ben de sizleri tutmayayım. Hepinize hayırlı Ramazanlar, iftarlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Allah yar yardımcımız olsun diyorum. Efendim, seçim çalışmalarını sürdüren Yeniden Refah Partisi Yazı Konak Belediye Başkanı adayı Zülfikar Takgül, muhtarlar ve muhtar adayları ile istişare toplantısında bir araya geldi. 31 Mart seçimleri için takvim daralırken adayların çalışmaları da Elazığ'da devam ediyor. Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi'nde Yazı Konak Belediye Başkanı adayı Zülfikar Takgül, muhtarlar ve muhtar adayları ile bir araya geldi. Yazı Konak Belediye'mizdeki problemlere hakimiz. Bunu özellikle muhtarlarımızla da zaman zaman ifade etmişizdir, konuşmuşuzdur, istişare etmişizdir ve bunları hep birlikte çözme yolunun arayışı içine girmişizdir. Demin ifade ettiğim gibi Elazığ'ın doğusuyla batısını birbirine bağlayan, organize sanayiyi kendi içinde bulunduran, doğalgaz pompa istasyonunu, insansız hava aracını kendi içinde bulunduran ve İpek Yolu diye adettiğimiz çok önemli bir ticari hacmi olan Bingöl yolunu kendi konumunda bulunduran bir beldede yaşıyoruz. Şayet bizim değerlendirmelerimiz şu noktada, biz senelerdir beldemizde hak ettiğimiz hizmeti görememişiz. Seçim vaatlerini muhtar ve muhtar adaylarıyla paylaşan Kartakgül, sorun ve talepleri dinleyerek istişarelerde bulundu. Eğer bizim muhtarlarımız Yazı Konak Belediyesi'ndeki, önce şunu da ifade edeyim, Yazı Konak Belediye Başkanı bir devlet memurudur arkadaşlar. Muhtarlar da yine devletin 657'sine tabi, yalnız ücret olarak, maaş olarak düşük bir mekanizmasıdır. Yani hizmet amaçlı belediyede ve muhtarlıklarda bizler devletin bayrağını taşıyan ve hizmet amaçlı orada bulunacak olan neferler olacağız seçildiğimiz takdirde. Yazı Konak Belediyesi kimsenin babasının ofisi değil, kimsenin keyfe keder işler süreceği bir idare binası değil. Şimdi bunu bir kere hatırlatayım. Biz yarın başkan olduğumuz zaman belediye başkanı da orada memurdur, görevlidir. 5 yıllık bir görev süresi vardır. Belediye meclis üyeleri de orada 5 yıllık bir görev süresi vardır. Hepimiz hizmet anlamında gayret içerisindeyiz. Bir yol haritası çizdik diyen Yeniden Refah Partisi Yazı Konak Belediye Başkanı adayı Kartakgül, siyasi pazarlığa girmeyeceklerini söyledi. Hepimiz hizmet anlamında şu anda bir gayret içindeyiz. Bir yol haritası çizdik kendimize ve bu yolda yürüyoruz. Tabii Yeniden Refah Partisi adayı olarak bazı şeyleri sizlere ifade edeceğim. Sizlerin bilgisinin olması bizim açımızdan çok önemli. Biz 31 Mart seçimlerini Yeniden Refah Partimizin çatısı altında sonuna kadar sürdüreceğiz. Bir kere bunu hem SKM açılışında mitingde de beyan ettim. Burada sizlere de beyan ediyorum ki herhangi bir siyasi pazarlığa asla bizim alet edilmememizi istiyoruz. Evet efendim, son baskıda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne de birlikte başladık. Yeni gün pazar gecesinde görüşmek ümidiyle şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu geceler, hayırlı savurlar diliyorum.